Selamlar arkadaşlar. Birkaç sorular geldi bana. Erik, bari biz cevaplayalım. Birinci sorumuz. Küçük yaşta fitness olur mu? Kesinlikle olur. Ağaç yaşken eğilir. Ne kadar erken başlarsan o kadar daha iyi olur. Ama çocuklarımı istemem, çok ağırlık kaldırsınlar da ne bileyim, zaten çocuklar lazımdır. Yavaş yavaş kendi vücut ağırlıklarını kaldırabilsinler. Mesela çocuk 30 kiloysa, çocuk zaten 40 kilo kaldıramayacak ki. Kendi kilo ağırlığını kaldırsın, tamamdır. Ruslar, Muslar zaten erken yaşta başlar jimnastiğe, fitness'e, spora ve o konuda çok başarılılar. Evet, küçük yaşta fitness tabii ki temel. Ne kadar erkense o kadar daha iyidir. Evet, birinci sorumuz o. İkinci soru. Aynı anda hacim yapmak ve yağ yapmak mümkün mü? Evet, bu soru bana çok soruluyor. Aynı anda hacim yapmak veya yağ yapmak mümkün mü? Mümkündür. Mümkündür ama zor. Zor nasıl zor? Bu ikisini aynı anda yapıyorsan daha uzun zaman isteyecek, daha az olacak. Mesela temiz kas ekleyerek, yağ yakarak yani yapılır. Uzun düşüneceksin bunu. Yani öyle 1-2 ay değil, 3-4 ay, 5 ay, 6 ay yani o civarlarda uzun mesafe düşüneceksin. Yani istersen kısa şekilde yağ yakasın, ona sadece odaklanacaksın. İstersen bulk kas gelişesin, ona daha fazla ağırlık vereceksin. İkisini aynı anda yaparsan daha yavaş olur. Ha, eğer ilaç kullanırsan, anabolizan, manabolizan, yağ yakıcılar, klemitrol, o gibi şeyler, zararlı şeyler, tabii ki o zaman o hızlı şekilde olur. Hem yağ yakan hem de kas dom. Evet, o ikinci soru. Üçüncü soru, Noel Baba adam mı? There ain't no fucking Noah Baba man. Okay. Dördüncü soru. Bizim arkadaş Kenzo arkadaş içindir bu soru. Kenzo diyor ki definisyona girelim ve sonra kas geliştirelim. Benim düşüncem nedir bu konuda? Benim düşüncem şimdi budur. Şimdi definisyon nedir? Kasın varsa o kasları meydana çıkaran ve definisyon yapan. Kas kütlen çok azsa ne definisyon olacaksın? Gittikçe sadece skinny fat olacaksın. Ben kendi gözümden çok gördüm bunu. Kaç kişi görün ki koşu bandta gelirler öyle obez gibi. Koşu bandta koşarlar. Ve tamam kilo veriyorlar ama hiç tam yağlardan kurtulamıyorlar. Şimdi nedir o? Çünkü kas kütlen azsa yağ yapman da daha zor olur. Ve sürekli katabolik bir durumdasın. Katabolik bir durumda olduğunda kortizol hormonu yükselir. Yani erkekler kısacası bu bölgeleri, bu yandakileri, bu belindeki yağları yok etmek çok zor olur. Yani bu yüzden benim tavsiyem, yağ yakacaksan ağırlıkla birlikte kardiyo yapacaksın. Ağırlıkla birlikte. En azından altyapıda yaparsın. En azından yağlar gittikten sonra daha öyle baştan kas kütle erteyesin, kalorileri yükseldiğin anda en azından bir altyapın vardır ve devam edebilirsin. Yani istediğin 5 ay, 6 ay sadece kardiyo yap, sadece yağları yak, olmayacak bu iş. Yani skinny fat olacaksın ve skinny fat'tan kurtulamayacaksın. O benim görüşüm. Diğer arkadaşların görüşleri farklı, saygım sonsuzdur. Roma'ya çok daha farklı yollar vardır. Yani o yüzden benim teorim değil o, benim metodum değil o. Genelde bazı spor hocalar vardır ki istemiyorlar uğraşsınlar müşteriyle ve sadece kardiyoya yöneliyorlar. Baştan atıyorlar ve diyorlar kendilerine
sen git kardiyo, git kardiyo yap da erik yağlara sonra gel bana. Hoca baştan atıyor müşteriyi, bilir ki 2-3 ay dayanamayacak. En azından boşu boşuna uğraşmamış olur. Yani kardiyoya baştan atıyor kendilerini kardiyoya. Sen git kardiyoya da beni rahat bırak gibisinden. Evet. O dördüncü sorumuz. Beşinci sorumuz. Body yapmak saç döker mi? Bak arkadaşlar, body yapmak saç dökmez. Anabolik steroid alırsan saç dökmeni hızlandırır. Eğer ailende genetik olarak saçın dökülecekse, diyelim ki 55 yaşında dökülecek senin saçın başlar 30'larda başlar dökülmeye. Yani eğer ailede olacaksa, eğer ailende hepsinin saçı vardır ve ondan sonra şimdi yani senin de saçın olacak, hiçbir zaman dökülmeyecek senin saçın. Steroid alsan yine dökülmez. Anabolik steroid saç dökülmesini hızlandırır. Ve şimdilik bu kadar. Peace.